Merhabalar, spiritüel sohbetlere hoş geldin. Bu videoda çok çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Hayatını kendi elinle berbat etme durumundan bahsedeceğim. Peki hayatını kendi elinle nasıl berbat edersin ve nasıl bunun karmasının iptalini nasıl yaparsın? Diyeceksin ki hayat kendi elinle berbat edilir mi? Oluyor. İnsan yapıyor yani bilerek ya da bilmeyerek. Bazen bilerek yapıyor ama işin içinden çıkamıyor. Çıkamadığı için derman arıyor. İnsan her zaman isteyerek mi hayatını berbat ediyor? Hayır, bazen ataletli davrandığı için, bazen hareket edemediği için, karar veremediği için, gidemediği için, hayır diyemediği için. Hayır diyememek bu çok önemli. Bazı insanlara, bazı durumlara, bazı davranışlara, kötülüklere hayır diyemezsen, o zaman hayatın daha kötü, daha kötü, daha kötü olmaya devam eder. Bu videoyu yapmamın bir sebebi var. Bir danışanımla gelişim seansı yaptım. Hali, durumu, şu anki psikolojisi pek de iyi değil. Az sonra onunla yaptığım bir meditasyonu burada paylaşacağım. Bu hem kuantum meditasyonu, evreni değiştiren, hayatı değiştiren güzel bir çalışma. Hem de serbest bırakma çalışması, aynı zamanda karmalarını iptal etme çalışması. Ama her tür karma değil, hayatını berbat etme karması ve atalet karması. Spesifik olarak bu danışanım, ben ona Ayşe dedim çalışmada, bu danışanım hareket edemiyor. Yani hayatını değiştirme potansiyeline sahip değil. Çok kötü durumda, yani bulunduğu koşullar çok kötü. Ama gidemiyor, yapamıyor, hayır diyemiyor. Ve insanlar ona kötü davranmaya devam ediyor. Böyle bir durum. Bunu hangi zaman, hangi boyutta, hangi yaşamda getirdiyse, hangi karmadan kaynaklandıysa, işte o karmayı iptal etmeye çalıştık. Çünkü hangi durumu yaşıyorsan, bu yoksulluk olsun, yalnızlık olsun, aşksızlık olsun, her neyse yaşadığın şey, hastalık, o durum bir yaşamda senin peşini bırakmamıştır ve yakana yapışmıştır. Bunu 3 kitabımda da anlattım. Dolayısıyla Akış Kayıtlar Mucizesi kitaplarımdan bunları ayrıca okuyabilirsin, o ayrı. O karma gelir ve devam eder. Bir yerde iptal edilmesi lazım. Bazen karma iptali de bir niyete de bağlı olabilir. İnsan bu niyetin nasıl yapılacağını bilmediği için ömür boyu da çekebilir bunu. Ona bu bakımdan yardım etmek istedim. Yardım ederken de bunu ses kayıt yaptım ki sen de yararlanabilirsin diye. Ve hatta başkaları da bu bakımdan senin aracılığınla yararlanabilir. Şimdi konuya biraz girmek istiyorum. Her zaman sabretmek gerekir mi? Her şeye eyvallah demek gerekir mi? Her olanı sineye çekip devam etmek mümkün mü? Ve bu doğru olan mıdır? Bu konularda biraz düşünmeni istiyorum. Yoksa bazen kendi hayatın için İyi değişiklikler yapmak mı lazım? Hareket etmek mi lazım? Ataleti kırmak mı lazım? Bazen bu çok zor gelebilir insana. Gerçekten. Çünkü insanın bağımlılıkları vardır, alışkanlıkları vardır. O işleri ona iyi geliyordur ama oradaki insan aşağılıyordur onu ve her gün kötü davranıyordur. Diyeceksin ki nasıl iyi geliyor? Aşağılıyorlarsa, küfür ediyorlarsa. İşte bazı insanların oralardan çıkması çok kolay olmuyor. Belki sen böyle değilsin. Belki senin de bağımlı olduğun bir iş yeri değil, bir insan vardır. Bağımlılıklardan bahsediyorum. Bu bazen bir çikolata değil, sigara değil, bir insan da olabilir. İş yeri de olabilir, mekan da olabilir. Bağımlılıklar o kadar değişik ki, hani kendi hayatını mahveder ama oradan ayrılmakta çok zorlanır insan. Az sonra anlatacağım Ayşe Hanım'ın hikayesi sana uygun olmayabilir. Senin hikayen bambaşka olabilir. Ki bu o kadar normal ki. Çünkü herkesin sorunu, derdi, öfkesi, içine attıkları, atamadıkları, uyuyamadıkları hepsi farklı. Doğru. O zaman sen ne yapacaksın? Ben bir metot verdim orada. Bu bir kuantum çalışması, aynı zamanda serbest bırakma çalışması, aynı zamanda karma iptal çalışması. Üçünü böyle harmoni yaptım. Ve çok güzel bir çalışma ortaya çıktı. Güzel. Bana ait bir çalışma bu. Bunu sen kendi derdine, kederine göre içine yerleştireceksin. Orada bir metot var. Herkes kendi derdine göre kendi hayallerini ve sıkıntısını oraya koyabilir.
Bunu anlatırken Ayşe Hanım'ın sıkıntılarına göre anlattım. Ama oradaki metot belli. O metodu kendine uygulayabilirsin. Kimine hayatında değişiklikler yapmak imkansız gelir. İmkansız gelir. Problemler olduğunun farkındadır ama değişiklik yapamaz. Yapamaz. Bilmek ayrı bir şey. Değişiklik yapılması gerektiğinin de farkında olmak ayrı bir şey. Hareket edebilmek, adım atabilmek ayrı bir şey. Hatta insan karar bile verir. Bugün bunu yapacağım der ama kendine yenilir. Yapamaz. Sonra kendine kızar. Yapamadım diye. Problemlerin farkındadır ama yapamaz. İşte bu hangi hayattan, hangi yaşamdan, hangi durumdan, ne yaşadığında sana yapıştı? Değil mi? Bunları iptal etmek lazım. Bunlar insanı bazen öyle zorlar ki yeter artık der. Problemler üst üste gelir. Öyle sıkıştırır ki insanı. Aslında bunların sıkıştırmasının en önemli nedeni de oradan git diyedir. Belli bir mekandan. O insandan ayrıl diyedir. O sıkıntıları çekme artık diyedir. Kendine bu eziyeti yapma. En önemlisi ne biliyor musun? İnsan oradan gitmeyerek kendine eziyet eder. Oradan gitmeyerek kendi hayatını berbat eder. Neden? Bir insan kötü bir insana yıllarca katlandıysa, yıllarca, çok uzun yıllar, 15 sene gibi bir zaman, örnek veriyorum. Ve bu insan çok kötü bir insansa, gitmediyse, o zaman aslında bir nevi de kendi hayatını berbat ediyordur. Şimdi bir şeyden bahsedeceğim. Hayatta bir rağmenciler var, bir de saydıcılar var. Ne demek istiyorum? Saydıcılar, ben zengin olsaydım böyle olmazdı. Yanımda birileri olsaydı böyle olmazdı. Annem yanımda olsaydı böyle olmazdı. Kocam başka olsaydı böyle olmazdı. Eşim böyle olsaydı böyle olmazdı. İşte elim kalem tutsaydı, bir meslek sahibi olsaydım böyle olmazdı. Kariyer sahibi olsaydım böyle olmazdı. Yani ne diyor? Şöyle olsaydı, böyle olsaydı başka olurdu. Bunlar saydıcılar. Yani koşullarının nedenini dışarıya atfediyor. Bundan dolayı ben böyle yapıyorum diyor. İmkanım yok diyor. Bir bakıma mağduriyet psikolojisi, mağdur psikolojisi. İmkanım yok ki yapamadım diyor. Şundan ya da bundan dolayı. Zengin olsaydım, param olsaydı, şunum olsaydı, desteğim olsaydı. Değil mi? Bunlar saydıcılar. Bir de rağmenciler var. Rağmenciler. İnsanlar bir zorluk karşısında hareket ederken genel olarak Mümin Sekman bundan bahsediyor kitaplarında. Bir saydıcılar, bir de rağmenciler olarak davranıyor. Rağmenciler de başarıyı garantileyenler. Bunlar türlü zorluklar içinde, zengin olmadığı halde, yoksul olduğu halde, yoksul olmasına rağmen, desteği olmamasına rağmen, eşinin, kocasının ya da erkekse karısının destek vermemesine rağmen, etrafındaki insanların kötü olmasına rağmen, etrafındaki insanların empati yoksunu olmasına rağmen, türlü zorluklar içindeyken, bütün zorluklara rağmen, 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 bütün bunlara rağmen başaranlar. Bunlar rağmenciler. Sen şunum olsaydı, bunum olsaydı o zaman yapardım diyorsan, geçti gülüm keten elma. Yani o zaman başka bir enkarneye bu hayatı tekrar düşleyeceksin. Çünkü bu saydıcılardan öyle bir psikolojideysen, o zaman gerçekten olmuyor. Bir şeyleri rağmenlere rağmen yapman lazım. Zorluklara rağmen. Hep şunu çok örnek aldım. Başarılı insanların hayatlarını okumak feyiz veren bir şey. Diyorsun ki bu adamlar neler yapmış? Bu kadar zorluklar içinde. Vay be. Benim hayatım nasıl ve ben aslında şımarım. Onu görüyorsun. Çünkü bakıyorsun ki gerçekten de türlü zorluklar içinde yapmışlar ve rağmenlere karşı yapmışlar. Rağmenler var hayatında.
İşte bundan bahsetmek istiyorum. İşte bundan. Yani hep bu hayatında olmayan şeyleri düşünürsen ve yapamıyorum, olmuyor dersen, aslında bu kendi elini, kendi hayatını berbat etmek oluyor. Hayat geçip gidiyor. Hayatındaki sıkıntılar olduğunu kabul ediyorum. Ama sorunlar yaşayan ve sorunların içinden çıkan ve hayatını değiştiren, hayatını güzelleştirmiş olan insanlara bak. Öyle insanlar var. Sorunlar yaşayan bir tek sen misin? Peki çok büyük sorunlar yaşayan insanlar da var. Bunu da kabul ediyorum. Gerçekten öyle. Çok büyük sorunlar yaşayan insanlar nasıl davranıyor? Öldüm, bittim, mahvoldum. Bu sorunun içinden çıkamam. Ben bu sorunların içinde yaşamaya devam edeceğim diyerek kendi hayatını berbat mı ediyor? Bu bir seçim olabilir. Kolay olduğunu söylemiyorum. Ama kendin için hayatını güzelleştirmek zorundasın. Kendin için. Küçük güzellikler katmak zorundasın. Küçük güzellikler kendi hayatın için. Bu çalışmada bundan bahsedeceğim. Bu bir ön açıklamaydı. Çünkü küt diye meditasyona başladım ben çalışma sırasında. Ne oluyor, nasıl bir çalışma, ne kuantum bu diye bilmeyenler için bu çalışmanın ne olduğunu, neden yaptığımızı anlatmak için ön bir açıklama yapmak istedim. Yaşamındaki sorunlar elbette az sonra anlatacaklarımdan farklı olabilir. Herkesin sorunu farklı. Maksat burada teknik verdim. Kuantum meditasyonu karma iptali ve serbest bırakma bulunuyor. Şimdi bu meditasyonu uygulamaya geçelim. Bu çalışmayı kendini ezdirmek, yok saymak, sevmediği halde çok kötü bir işte çalışan bir danışanla konuşuyorum şu anda. Ona yaparken aynı zamanda YouTube'da da bunu kaydedeceğim. Şimdi bu çalışmada ben danışanıma Ayşe diyeceğim. Ayşe amcığım, rahatsız edilmeyeceğiniz bir yerde arkana yaslan. Sessiz, sakin, rahat bir yerde. 3 tane derin diyafram nefesi alacağız. Birlikte yapalım. Kapat gözlerini. Karnını şişir. 3 saniye bekle. Ağızdan ver. İkinci nefes. 3 saniye bekle. 2, 3. Yavaşça ver. Tamam. Üçüncü nefes. Tamam. Şimdi çok güzel bir orman görmeni istiyorum. Orman gör. Senin kafandaki gibi olsun. Kapat gözlerini, rahatla, gevşemeni istiyorum. Ormandan sonra ormanın yakınlarında güzel bir deniz görmeni istiyorum. Bunlar kolay imajinasyon yapabilmeni sağlayacak ilk önce görüntülerin gelmesi. Bu bir aynı zamanda serbest bırakma çalışması olacak. İş yerinden ayrılamıyor ve çok kötü koşullarda çalışıyor ama yine de ayrılamıyor. Ama yine de her gün ağlıyor, yine de ayrılamıyor. Ve kendisi bana nasıl ayrılabilirim hocam dedi. Bir çalışma yapacağız birlikte. Kapat gözlerini. Devam ediyorum. Şimdi başından aşağı beyaz bir ışık hüzmesi giriyor tepe çakrandan. Bu beyaz ışık hüzmesini tamamen yıkadığını düşün. Tüm bilinçaltı kalıplarını, negatif bilinçaltı kalıplarını, yok sayılmalarını, yenilmişliğini, sevilmemişliğini. Ben anlatırken eğer hüzün gelirse, ağlama gelirse hiç umursama, koy ver gitsin. Ağlarsan da ağla, hiç şey değil, sorun olmaz. Bu ışık hüzmesi tüm negatif bilinçaltını silen bir ışık. Tamamen negatif bilinçaltını siliyor. O kadar yok sayılmışsın ki, o kadar sevilmemişsin ki, o kadar üzülmüşsün ki, artık en sonunda kendin de kendine inanmıyorsun. Etraftan o kadar sana kızanlar olmuş, sevilmeyen davranışlara maruz kalmışsın. Anlattıklarından dolayı eşin seni sevmemiş. Çok kötü davranışlara maruz kalmışsın yıllarca. İş yerinden sevilmemişsin. Şimdi
Bu duyguları birazcık coşturacağız. Tamam. Bu duyguları ben sana anlatacağım. Çünkü ilk önce o duyguları kabartacağım. Ondan sonra serbest bırakacağız. Bu bir serbest bırakma çalışması. Ve senin o duygulardan kurtulabilmen için. Senin kendini beğenmediğini de biliyorum. İçindeki çocuğu hiç sevmediğini de biliyorum. Lütfen kendini affet, affet, affet. Anneni de serbest bırak. Onun da bir sürü hatası var. O da sevilmemiş. Onun annesi de sevilmemiş. Böyle devam ediyor. Lütfen biraz içindeki bilge çocuk konuşsun ve bırak onu. Seni sevmemiş olsa bile affet onu. Boş ver, bu saatten sonra sadece sen sana sarıl ve kendin kendine sarılacağın için kendini kutsa. Kendini kabul et olduğun gibi. Tüm eksik taraflarınla, tüm eksik taraflarınla kendini sev, kendini sev, kendini sev. Çok güzelsin. Ve şimdi bir tane geminin içinde kendini görmeni istiyorum. Bir gemi. Bu gemi 7 tane limana uğrayacak. 7 tane limana. Tamam canım benim. İlk başta geminin içinde şu anki kötü durumdaki halini de görmeni istiyorum. Yani üzgünsün, berbat hissediyorsun, kaybolmuşsun. Sevinmemişsin, daha bugün ağlamışsın, patronun kötü davranışlarına maruz kalıyorsun, her gün lanet ediyorsun, iş yerindekiler seninle dalga geçiyor, yarın hangi berbat şey olacak diye korka korka gidiyorsun ama o iş yerinden ayrılamıyorsun. Çünkü iş bulabilir miyim, bulamam, bulamam, bulamam diye kaygılarım var. Bu kaygılar seni yiyip bitiriyor. Birinci gördüğünde, birinci limanda böyle görmeni istiyorum. Her limanda değişiminin görüntüsü gözünün önüne gelmesini istiyorum. Oldu mu? Bana lütfen hani oradayken oldu de ki anlatırken de anlayayım. Şimdi aynı şekilde uzağın, gözlerin kapalı, devam et. Gemi hareket ediyor, dalgaları görüyorsun. Güzel bir rüzgar vuruyor akşamüstü. Gün batımını görüyorsun. Harika, yunusların zıplamalarını görüyorsun. Ve sanki bir değişim başlıyor o rüzgarla birlikte. Senden sanki negatif bilinçaltı kalıplarını, kendine inanmamışlıklarını, yapamam, edemem, kaygılıyım, nasıl olur, bu hayat nasıl düzelir? Sanki o rüzgar bunların hepsini sanki süpürüyor. Bilemiyorsun nasıl olduğunu ama öyle bir şeyler oluyor. Sana biraz izin vereceğim. İkinci limana geleceğiz. Birazdan ikinci limana geleceğiz. İkinci limanda kendini görmeni istiyorum. Kendini gör. Halinde değişim var. Birinci limandaki gibi değilsin. Bilmiyorsun, mantıkla açıklanabilecek bir şey değil bu. Belki üstünden bir şeyler kalktı. Belki gözyaşların süzüldü. Yapamadıklarını, edemediklerini, beceriksiz dediler, olmamış dediler. Yaptığın yemeği bile beğenmiyor evdekiler. Her gün didin çalışıyorsun, her gün evi temizliyorsun. Bir türlü mükemmel olamadın, bir türlü tam olamadın, bir türlü yeterli olamadın. Mükemmel olmana gerek yok ama hiç mi bir insanın yaptığı hiçbir şey beğenilmez? Bunların hepsinden bıktın. Hepsinden bıktın, hepsinden bunaldın. Hepsi seni çok yoruyor. Çok yormuş. Hepsi çok yormuş seni. Hepsi. Kaygılısın. Ağın tadını çıkartamıyorsun. Güneşteki güzelliği, biçimendeki güzelliği, yağmurdan sonraki o toprağın kokusunu duyamıyorsun artık. Çünkü çok yorulmuşsun. Çevrende arkadaşın yok. Gerçekten derdini anlatabileceğin birisi yok. Bunların hepsi seni çok yormuş. Gerçekten çok bunalmış durumdasın. İkinci limandan yola çıktı gemi. Dalgalarla birlikte gidiyorsunuz. Belki nereye gittiğini bilmiyorsun. Ama sana bir yerlerde nasıl olacağını bilmiyorsun ama. Nasıl olacağını bilmiyorsun ama. Yine de bir şekilde
Yine de bir şekilde mucizelerin içinden sana da düşen bir mucize olacağını biliyorsun. Lütfen gözünü kapatarak dinle beni. Kulaklarınla değil kalbini açarak dinle. Bir şeylerin değişeceğini biliyorsun çünkü Allah'a inanıyorsun. Allah'ın seni böyle bırakmayacağını ve gün doğmadan önceki karanlık olan o son zamanın olduğunu biliyorsun bu. Artık aydınlık gelecek. Artık gün güzelleşecek. Ve geceydi. Ve çok güzel bir sabaha uyandın denizde gemi giderken. Üçüncü limana yaklaştın. Pırıl pırıl bir deniz kokusu, tuz kokuyor. Ve martıların ötüşlerini duymanı istiyorum. Güvertede dışarıda gün doğuşunu seyrediyorsun. Muhteşem güzel renkler var. Sanki içinde bir pırpır var. Bugün her şey değişik olacak. Bugün her şey değişik olacak. Nasıl olacağını bilmiyorsun ama bugün başka bir şey olacak. Başka bir şey. Yeni bir hayat. Yeni bir haber. İnsanlar başka olacak. Sen kendine duyduğun inanç bugün başka olacak. Sanki bir şeyler yeşeriyor. O kadar kayboldun, o kadar bıktın, o kadar yoruldun ki. Sanki içinde kendini yeşerecek dermanın kalmamıştı. Ama ne olursa olsun, ne olursa olsun, hayata tutunmak için bir tutam tuttun içinden ve devam ediyorsun. Ve içindeki sene inanıyorsun sadece. Etrafındakilerin inanılacak olan insanlar olmadığını çoktan anladım. Hayatını değiştirecek insan sadece sensin. Sadece, sadece, sadece. Sadece sensin, sadece sensin, sadece sensin. Hayatını sen değiştireceksin. İçindeki güç değiştirecek. Hayatını sen değiştireceksin. Lütfen, 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 lütfen. Hayatını sen değiştireceksin. Buna inanıyorsun artık. Ve üçüncü limanda harika bir kahvaltı yapıyorsun. Kendine geliyorsun. Güzelleşiyorsun. Harika. Hoşuna gidiyor bu. Balıkların atlayışlarını görüyorsun. Deniz muhteşem. Hava ne sıcak ne soğuk. Harika. Çok güzel bir hava var. Tertemiz. Bunları görebiliyor musun şu anda? Duyabiliyor musun? Hissedebiliyor musun? Harika. Devam et lütfen. Muhteşem bir çay içiyorsun. Yine de orada bir şekilde mutlu oldun. Yine de bir şeyler değişecek biliyorsun. Birisi sorsa neden mutlusun diye anlatamazsın ama her şeyi anlatmak da mümkün değil. Sezgisel olarak bir şeylerin nasıl olacağını bilmiyorsun ama usul usul alttan gelerek değişeceğini ve derinden değişeceğini biliyorsun. Ve o kadar köklü değişecek ki seni üzmek için yola çıkmış olanlar senin bitmediğini, yerde kalmadığını, kaybetmediğini, yenilmediğini, ezilmediğini, ağlamadığını görecek. Seni bitiremediklerini görecekler. Bu çok önemli. Seni üzmek için yola çıkmış olanlar seni bitiremediklerini görecek. Ve hatta ileride senin gayet, gayet mutlu olduğunu görecek onlar. En iyi yanıt nedir biliyor musun? Seni bitirmeye çalışanlara inat, mutlu olmaktır. En iyi yanıt, seni üzmeye çalışanlara. Bugün karnın doydun mu? Paran var mı? Ne yedin, ne içtin? Kocan seni dövdü mü? Umrunda olmayanlar var ya işte. Onlar için senin ne yapman gerekir biliyor musun? Güçlü olma. Güçlü olman lazım. Güçlü olman lazım. Çünkü bugün kimsenin umrunda değilsen şayet, sen senin umrundasın. Bitmediğini göstermen lazım. Bu kadar da ezik olmadığını, bu kadar da kolay olmadığını. Gayet de güzel hayatımı kuracağım. Bir gün gelecek, bu zaman çok kısa biliyorum ve sen de biliyorsun. O gün çok kısa gelecek ve diyeceksin ki, yo bak hayatımı çok güzel kurdum, hallettim.
Her şeyimi dayadım, döşedim. Bak nasıl güzel yaptım. İçinde bu inancı tut. İçinde bu inancı tut. Ve dördüncü limana yaklaşıyoruz bu inançla. Nasıl bir ev istiyorsun? Nasıl bir hayat istiyorsun? Nasıl bir iş yeri istiyorsun? Etrafında nasıl insanlar olsun? Lütfen dördüncü limana yanaşırken bunları hissetmeni, bunları bir böyle bir görselleştirmeni, lütfen biraz daha dirayetli olarak o dördüncü limana gidiyoruz. Oldu mu? Tamam. Değişim başlıyor. Seni yıkmaya çalışanlar bırak kendi yıktıklarıyla kalsınlar. Geçmişte yıkılmış olduklarını düşünsünler selamette. Yıkılmamış olduklarını sen kendini ayağa kaldırdığında ve kendi hayatını kurduğunda göstereceksin. Belki şu anda gösteremiyorsun ama güzelliklerinle kahkaha attığında, hayatını kurduğunda, yeni bir başlangıç yaptığında, paranı pulunu ayarladığında, hayatının her şeyini kurduğunda, düzenini oturtturduğunda, iç huzurunu sağlamlaştırdığında bir şekilde haber alırlar. Ama maksat onlara bunu göstermek değil. Senin devam etmeni sağlamak. Senin bitmemeni sağlamak. Bir şeye tutunman lazım. Bunu tutunurken de dermanı kendinde bulacaksın. Senden başkasına değil. O dermanı kendinden başkasına bulmazsan sana kimse yardım edemez. Kimse yardım edemez. Kimse. Sen kararlı olursan bütün evren sana yardım etmek için yola çıkar. Ama sen kararlı ol. Nasıl olacak bilemiyorum ki. Ama işte bulamam. Ama benim işte iş bulamazsın diyorlar. Ama yapamazsın diyorlar. Ama edemezsin diyorlar. Diyecekler. Diyecekler. Onları dinlersen daha çok diyecekler. Ya da kızım bunların hepsini halledebilecek potansiyele sahipsin. Sana inanıyorum diyeceksin kendine. Senin senden başka kimin var? İnsan bazen kendine inanmalı. Güçlü olmalı. Sen güçlü olmak için sana ihtiyacın var. Senin güçlü olmak için sana ihtiyacın var. Senin güçlü olmak için sana ihtiyacın var. Kalbindeki ışığa ihtiyacın var. Kendine inanmazsan sana ben de yardım edemem. Başka birisi de yardım edemez. Gerçekten bunu açık net söylüyorum. Sen inanmazsan sana Anthony Robbins bile, başka bir adam bile, başka bir kadın bile hiç kimse yardım edemez. Bir tohum olmalı, inanç tohumu. Ben bunu yapacağım, yapmak istiyorum. Yola çıktım. İçimde bir istek var. Bunu yapmak zorundayım. Yapamam, edemem, yanımda birisi yok, yardım edeni mi yok? Sana açık açık söyleyeyim, şu ana kadar başarıya ulaşanların yaşam öykülerini dinle, berbat hikayelerle dolu. Berbat hikayelerle dolu. Onlar yapamam, edememlerle gitseydi gerçekten yapamazlardı. Gerçekten yapamazlardı. Gerçekten. Evet, dördüncü limana geldik. Kendini şöyle bir kontrol et. Değişim başlamış mı? Güzel mi? Etraf nasıl görünüyor? Sanırım güzel bir öğlen. Cıvıl cıvıl tepede harika bir güneş var. Sıcak. Güzel. Kendini nasıl hissediyorsun? İyi hissediyor musun? Değişim başlamış mı? Tamam. Sakın gözünü açma. Kapalı dur. Devam ediyoruz ama senin bir yolun yolculuğun var. İnmen gereken yer dördüncü liman değil. Devam ediyorsun. Gemi devam ediyor. Beşinci limana doğru. Ve sanki içinde bir kararlılık oluştu. Daha güzelsin, daha iyisin. Kalbinde bir kararlılık oluştu. Daha eminlik oluştu. Şimdi o güzel zaman yaklaşıyor. Hadi, hadi birlikte yapalım bunu. Hadi birlikte yapalım. Benimle birlikte buna karar ver. Şimdi söyleyeceklerimi benimle birlikte tekrar edeceksin. Ne kadar acım varsa şu anında serbest bırakıyorum. Tüm yenilmişliklerimi, kaybolmuşluklarımı, beceriksizliklerimi, kendime inanmayışımı serbest bırakıyorum. Dünyaya inanmayışımı
serbest bırakıyorum. Hayatımın düzeleceğine inanmayışımı serbest bırakıyorum. Şu anda artık bunlara ihtiyacım olmadığını biliyorum. Ataletimi serbest bırakıyorum. Adım atamayışımı serbest bırakıyorum. Her gün kendime yenilmeyi serbest bırakıyorum. Her gün kendime yenilmeyi serbest bırakıyorum. Bugün yapacağım tamam dediklerimi yapamıyor olmamı ve yine kendime kızmayı serbest bırakıyorum. Kendime zarar vermeyi serbest bırakıyorum. Kendi hayatımı mahvetmeyi serbest bırakıyorum. Kendimi küçümsemeyi serbest bırakıyorum. Şimdi şurada serbest bırakıyorum derken bir parantez içi yapacağım. Ne kadar böyle içten gelerek böyle el kol hareketi yaparak gözünü kapatarak ama serbest bırakıyorum diyerek yaparsan daha etkili olur. Gerekirse bağırabilirsin. Ben bağıramıyorum. İçeride kızım uyuyor. Böyle bir gönülden yap, tamam mı? Tüm kendime inanmayışımı serbest bırakıyorum. Bu kadar ataletli olmayı serbest bırakıyorum. Tüm bağımlılıklarımı serbest bırakıyorum. Ve tüm bağımlılıklarımla ilgili hangi zamanda mekanda hangi boyutta hangi karmam varsa temizlenerek şifalanarak çözülmesini niyet ediyorum. Tüm bağımlılıklarımı serbest bırakıyorum. Çünkü artık bunlara ihtiyacım yok. Kararsızlığa ihtiyacım yok. Hareket edememeye ihtiyacım yok. Kendimi küçümsemeye ihtiyacım yok. Kendime kötü davranmaya ihtiyacım yok. Kendimi ezdirmeye ihtiyacım yok. Bana kötü davranan insanların yanında bulunmaya ihtiyacım yok. Tüm bu negatif taraflarımı şimdi serbest bırakıyorum. Son kez, tüm bu negatif taraflarımı şimdi serbest bırakıyorum. Tüm negatif taraflarıma neden olan tüm karmalarımın tüm paralel evrenlerde tüm zamanlarda tüm boyutlarda şifalanarak çözülmesini niyet ediyorum. Allah'ım lütfen bu niyetimi kabul et.
Teşekkür ederim amin. Bunu 21 gün üst üste yapılırsa daha iyi olur. Özellikle gece uyumadan önce yapılırsa daha iyi olur. Bunu yaptıktan sonra başka bir şey yapmamalı ve yatıp uyumalı. Bu çalışmanın devamında ağlama olabilir. Sabaha kadar uyumama olabilir, sonra baş ağrısı olabilir ama sonra bu bir karma çözme çalışması olduğu için devamındaki süreçte daha güzel olacaktır. Bu baş ağrısı olsun, mide bulantısı olsun bir gün sürecektir. Devamında bir çözülme gelecektir. O yüzden belli sıkıntıların, eğer iş yerinde sorun yaşıyorsan, eğer böyle bir sıkıntılar varsa burada anlattığım gibi devamında bu çalışmayı yapabilirsin. 21 gün yapman iyi olur. Bir günde yapabilirsin, 3 günde yapabilirsin. 21 gün aralıksız devam ederek yaparsan daha iyi olur. Bir bardak da su içerek yatarsan, uyursan çok iyi olur. Ondan sonra çok çok iyi olur. Eğer öncesinde duş almış olursan çok daha iyi olur. Değişimin bir günde olmasını, hemen bugün olmasını bekleme. Ve devamında imajinasyon olarak senden bir şey istiyorum, imajinasyon olarak. Bunu 7'ye tamamla. Serbest bıraktık. 6'yı 7'yi sen gör. 6'yı 7. limanda çok önemli bir şey istiyorum. Çok önemli. 6 7. liman o kadar önemli ki. 6. limanda beni çok iyi dinle. Oraya geldiğini, güzelliklerin geldiğini, hayatındaki iş yerindeki huzur yakaladığını, nasıl bir evde oturmak istiyorsun, orada geldiğini, harika bir yere yerleştiğini düşün. 7. limanda bir üst basamak, 6 ay sonraki halini. Tamam? Orayı görüyorsun. Ve 7. limanda artık gülerek in oradan, mutlu şekilde in. Gemiden in. Tamam. 7'ye sen tamamlıyorsun. Bunu YouTube'a koymam iyi bir şey çünkü orada sürekli dinleyebilirsin, bulabilirsin ve başkalarına da yararlı olacağı için daha iyi bir şey. Bütün ayrına şifa olsun.